Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Açılış bir Ağlı'dan yapıyoruz. Bu ya sabahtan açılış yapmadık. Bir iki işlerimiz vardı, onları hallettik. Mal saati geldi, aşağı indim. Daha doğrusu inmeden bir yemeğimi vurdum. Mercimek yemeği vurdum akşama. Bir de geçenlerde pazardan brokoli al dedim, salatasını yapayım diye. Onu yapacağız. Bahçeden pırasa çıkaracağım, yeşillik gazacağım. Bu arada da şöyle ekranda gözüküyor bilmiyorum. Maşallah kuzu gibi köpekli hava bir dünya. Toramanı salmadık. Sabahtan beri iki defa dışarıda onu gezdirdim, damak attım. Mecbur kaldık. Şöyle bir bakınız bir. Çıkacağım diye yer arıyor. Büyük köpekler peşinden ayrılmıyor. Allah korusun. Komşumuzun, akrabamızın köpeğini köpekler dikmiş, öldürmüş. Bunun da olacağı diye korkuyoruz. Kirliyi de bağladık. Onu da akşamleyin bağladık. Onu da salmadık. Orla adam bak kendini yer arıyor gideceğim diye ama sabahleyin geldi. Ya varsa bir yer bulursa? Bir kenardan köşeden çıkmasa bari. Toraman! Şşt! Kurlarım gerdim ya bilmiyorum sabahleyin. Ne de bu? Hadi çıkma baba. Ha tamam. Yer bulamayınca avluya geri çıktı. Çıktı çıktı meydana çıktı. Yere yere. Bir yere çıkmak yok bakalım lan. Isırı köpekler seni. Oradan şimdi betona çıkıyor oradan bahçe köpekleri. Hava da kar havası gibi. Bir bizim uşağı yağmadı. Dağ köylere falan yağmış. Buraları hala yok. Zaten yağsa biliyorsunuz sizlere gösteririz. Hemen şöyle otlar da iyi olmadı da yine loka canım istedi. Hemen 2-3 üstünden loka 2-3 de pırasa çıkaracağım. Mercimeğin yanına yakışan en güzel pırasa zaten. Biber aşı, patates salatası her videoda diyorum ya yaptığımda. Onlar çok güzel gidiyor. Bir pırasa yemeği yapayım dedim. Bir de onu sonra yapayım dedim. Şimdi mercimek yenili pırasa kalır diye. En iyisi elde yiyem diye çıkaracağım onu şimdi. Bu da alıp da yeterli. Ay. Karden dediği gibi de hava inan ki böyle bir kar havası gibi hava var. Soğuk. Bakınız, bakınız, bakınız geliyor solucanlar. Böyle bu toprağın altını gomamız böyle kivir kivir olsun, daha güzel olsun diye. Fazla da yağmurlar yağmadığı için. Tabii ki iki gündür maşallah güzel yağıyor yağmur. Elimdeki bıçağı nereye koydum ben? Şöyle çikin yapraklarını alacağız. Bunları yukarıda yıkarız. Yukarı çıktığımızda ben bir yemeğe kapatır gelirin altını. Yarım saat mercimeğin durdu mu pişmiş özleşmiş oluyor. Bunu da göstermedik. Hep mercimek yemeği yaparkana gösteriyor. Sat dedim bunda da böyle olsun. Bak bu da yeterli. Deşti, İki tane pırasa desek az gelir insanın gözüne. Ama dilince birçok oluyor. Dur şunu da alayım. İki tane daha çıkardı. Tavukları at verelim mi onlara? At verelim dur ver. Ellen bak güçlü şuradan ot yolu verelim de bir de onların bakalım yumurtalarına kaç tane çıkmış bugün hasılatta. Ay yerlerim şurada. Yazık onlar da bekliyor zaten. Köpekler dışarı çıkarız. Neyse kapıyı açalım. Yoksa köpekler yanına gidiyor. Bizim komik misafir ne iş be? He? Onu duruyor. He işte ondan salmıyoruz onu. Burada gözüküyor mu? Nerede? Şurada yer arayın işte. Önceden kazlarımızın, ördeklerin yemini, suyunu buraya koyuyorduk. Artık onlar da öğrendiler. Arka taraftan çıkıp yani çayla gidiyorlar.
geri o taraftan girdikleri için buraya bırakmıyoruz. İnekleri çıkardığımız yere koyuyoruz. Şunu videoda göstermiş miydik hatırlamıyorum. Sokak köpeği bir tane sürekli giriyordu bizim avluya. Annem de girmesin diye böyle kendi çabalarıyla, tuğlayla, tahtayla yaptı buna. Ama girmiyor, o günden beri de iyi oldu. Biraz tuhaf görünüyor ama. Karaman, en azından işe yaradı. Ya oğlum ya Barışan be. Ya bak bir şey etmeyeceğim ya. Oraya gitmek yok, tamam mı? Köpekler seni vallahi bir lokmalı yeter. Nasıl ben ekmeği yiyorum, ona yutuyorum ya, aynı oldu bonusu. Kıymetini bil. Bir annem düşünmüyor seni. Bir sürü takipçimiz düşünüyor. Ha şunu da söyleyeyim. Akşamleyin dündeki videomuzu söyledik. Akşamleyin misafirlerimiz gelecekti. Nazmi Bamgil vardı. Ailesine birlikte, hepsi birlikte. Oğlu gelini diyen gibi. Sabahati Bamgil de vardı. Hadi Abangi gitti. Nazmi Bamgil eşim geçirdikten sonra, biz geçirdikten sonra Toraman bağırıp duruyor damda. Aydın da salıveren demiş. Gece oldu saat 11.30'da. Nevada Salaz'ın dam kapısını açmadan bizimki gitmiş. Vallahi benim işte benden korkucuna bu sarı kafa beni laf eder, ne olur ne olmaz köpek de cizmeleri giymiş. Almış gelmiş yarım saat sonra yukarı çıktı. Tısıldayıp geliyor, ne oldu diyor. Toraman'a kaçırdım, aldım da geldim diyor. Taçayır'ın köşesinden biz mantacı deriz. Ondan gelin yandan almış da getirmiş. Çünkü tehlikeli, Allah korusun. Karan, ben bunları yukarı koy engelenle. Tamam. Dama da girelim buradan. Babam da yola gitti. Bugün işler bize bakıyor. Çıkamaz değil mi o ya? Deminden beri çıkacak olsa bulurdu herhalde bir yer. Ama insan da işte o taraftayken bir tereddütte kalıyor. Herhalde çıkıverir diye. Necmi çıkarken falan sakın kapıya çıkma, oldu mu? Siz de salmanız değil mi nasıl ye? Aman neyim valla, bak öldürüver la onlar. Dövülse yine iyi. Ölürler ya. Sen dönün bizim komşular. Dobik beyaz köpeği öldürmüşler, yazık. Dediğimiz oldu işte, bir boşluk buldu kaçtı. Annem de koşuyor şimdi. Toraman'ı yakalayacağım diye. Bu arada babaannem bile köpeklerini çıkarmıyorlar. Kutaptan. Ha? Şey ya, telin kenarından çıkıyor. Gel, geliyorum Toraman. Korkuyor, anladı. Aferin lan. Yazık şunun haline bakın ya. Ben dama girdim. Ne işimi görmüş çıktığını. Sabahtan beri salmadım ya. Bir boşluk bulmuş, nereden bulduysa. Ha? Bir telin kenarından bir yerden çıkmış işte bu. Solum kapalı. Yere ver. Çıkamaz değil mi buradan? Gel gel. Toraman gel. Anne bir şey veriyor gibi, yap da gelsin. Toraman koş koş koş. Yazık bütün köpekler hapis ya. Toraman al al. Çıkarmıyorlar. Kim de bağlı. Allah'a bakınca. Toraman. Küstar eve gidiyor. Gel al al Leverciğim. İyi ya, korsun da eve gitsin. Ne hangi yeri geldi? Al engelemen durun da bakalım. Dur vesin orada dur. Efendim. Tamam, gelince halledem. Necmi de açıklık yeri bulmuş, ona sesleniyor. Aynen. İşimiz gücümüz yok. Bir de köpek peşinde koşuyoruz gibi oluyor ama gerçekten insan korkuyor ya, bir şey başına gelir diye. Yürü yürü eve eve. Tamam. Gel gel gel, bak ne vereceğim ben. Oğlum nereye gidiyor? Tuttum. Tut dedi annem, seni tut dedi Toraman. Abam döverler seni. Biz seni iyiliğin için bırakmıyoruz kuzum. Başka zaman sanki sana karışıyor muyduk? İstediğin yere gidiyordun Toraman. Vallahi ya, olmayacak ya. Köpekler hapsi oldu onların gözünden.
Ay vallahi gel. Al bir şey yapmayacağım. Gel buraya. Sen ne yapıyorsun? Hayır. Götecek beni de. Gel bakayım. Valla bayılamadı resmen. Gel bakayım ben. Gel buraya. Gel karabaşından oyna. Biz malları bakasıyla da oyna. Mallardan sonra götürün, tamam mı? Şey gibi. Komşu çocukları böyle birbirlerinde oyun oynarlar ya. Aynı bizim köpekler de öyle şu an. Kilimize yazık, bağırıyor ya. Toruman gidiyorum ben. Tamam, yazık karabaş bağlı ya, onu da salıverim madem. Buradan çıkamaz, bu yakada kapalı. Kokom ayağına gidiyor, de bakalım. O da oraya nazalı geliyor, Allah birdir bundan ya. Çiş ettim, çiş. Benzin yerine geçsin. Neden? Abiri de buraya. O sabahtan beri o bağırıyor, bağırıyor ya. Uyuz, 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 ben uyuz. Kaç kere erselenecekler, iyi gitmedikleri ya. Günaydın kaçırmıştı Orhan akşamleyin gece 11.30'da. Hadi dışarıya. He, Nazmi babam geliyordu. Onları geçirdikten sonra ben de bir sigara içeyim dedi. Toruman da istersenedim. Kapıyı açmasına birlikte bu bir kıymış. Mantarcılan Ahmet abinin oraya gitmiş. Oradan tutmuş mu? He, şimdi bunu perangıza köpeğe bir şey oldu. Cizmeleri giymiş. Arkasından kovalamış değneğinin eve getirmiş. Dama girmiş. Ondan sonra da böyle pıstı yaptı da. Hey yarabbim, manyak. Aşağı neden beri bağlı bu? Bak şuna bak, gideceğim diyor ya. Erde de böyle çatıya çıkıyor bir de. Hayır. Yasak. Silkeleye yola. Her taraf çamaşırına dün boğdular ettiler oradan oraya. Şey diyemedi. Evet, sonunda dama girebildik artık. Annem yekleri sağır. Ben de bu küvelerin altlarına küverim. Ondan sonra yekiyi hazırlarız. Sizler de belki de artık hiç köyde yaşamamış olsanız bile, tabii ki yaşayan da var, yaşamayan da var. Neyse ki işte bizlerden hayvan bakımını öğrendiniz. İlk olarak her zaman altlarını küreyerek başlıyoruz. Sonra sağım, en sonunda yeğilerini verip bizler zaten çıkıyoruz. Evet, aradan biraz vakit geçti. İneklerim sağıldı. Bir işi bitiriyoruz. Bir diğerine geçiyoruz. Kirli avludan havlıyor. Toruman'ı da işte babaannem bile bıraktık, hala orada. Bu kızlar yiyor. Anneleri bekliyor. Senin annen kimdi? Ay şu an bilemedim. Bunun annesi Kardelen. Ortadakinin annesi de Ebrar. Öyle olması lazım da. Bir diğerinki de Arzu'ydu. Biraz bundan korkuyorum ben. Çünkü arada tekme atacak gibi oluyor. Yabam ya, ben sana bir şey mi yapıyorum sanki? Fena bu, fena. Dider, senin akşam yemeğiydi, akşam güneşine karşı. Ne demişler? Sabah güneşi vuruyorsa sidikli, akşam güneşi vuruyorsa güzele. Maşallah, hepsi güzel. Evet, biz ineklere bakarken emim geldi. Sağ olsun o yediği kardı. İneklerin de yelgisi verildi. Artık bir de Toruman'ı almaya gideceğiz. Bunları böyle yerken bakması insanın iştahını açtırıyorlar. Bu arada inekleri dışarı çıkaramıyoruz. Çünkü zaten arka taraf löp gibi çamur. Sabahkileri mi dolduruyor? He, hazır olsun da şimdi de tavukları, ördekleri kattım ben. Yumurtalarını da alayım. Ben de bir bakkala gittim, geldim abimle. Yazık bunlardı. Hava soğuk oldu gibi büzüşmüşler.
Gerçi bizim damımız sıcak oluyor da. Açık besi olmadığı gibi sıcak. Flash Tayfun'un uykusu açılacak. Şurada bir kişi daha yatıyor. O kim? Bu da şey. Bu arada anne, Dombil de burada da. Rıfkı nerede? Minnoş nerede? Rıfkı ile Minnoş yok. Diğerleri burada. Vallahi işte ben sabahleyin fark etmedim. Sütü attım ya, burada bir dünya kedi oluyor. Ekmeği de dışa doğru evedim. Hatta bak, mama da kattım. Nerede? Tabakta mama vardı. Sen şurada, şurada. Fark etmedim. Emin tekrardan küspeyi dolduruyor. Ertesi güne hazır olsun diye. Yine sılajımızın biri daha bitti. Böyle bu sene ilk defa sılajda tongayı denedik. Çok memnunuz. Hiç çürümüyor. Öbür türlü çuvallara falan koyduğumuzda muhakkak çürük oluyordu. Bir çuvalda olmasa bile emin olun bir tanesi çürük çıkıyordu yani. Emim de sabahları araba çalışmıyor, zor oluyor diye böyle battaniye koyuyor. Yine faydası oluyor ya. Kucağımda gideceksin, tamam mı? Kucağıma gel dedim. Gel bakayım. Kucağıma gel. Hadi kaç. Hayır. Hiç boşuna uğraşma. Yoksa kaçın gittin biliyorsun. Çayırda köpek geçirmiyor. Boyun güç çıkanma. Vallahi yürü. Ah kule. Yürü. Yürü. Abini bileni tam. Bak. Bak. Kule başa bak. Yürü. Yürü anam olsun. Besliyorlar da salıvalar sokakta. Onun da cinsi bir farklı. Tüyleri uzun. Annem de tülü başlıyor bir de. Hemen yakıştırdı. Hiç göreceğim yoktu ya. Evet, köpeklerin kavgası başladı. Çayırda bir sürü köpek var. Nereye gideceksin? Yoruldum ben oğlum. Ama sen kaçıyorsun. Sen kaçıyorsun. Hayır. Dama girecek. Seni lokmedi onlar. Lokma lokma. Allah. Vallahi böyle saf gibi durduğuna bakmayın. Bak bak, arkadaşların orada. Bak bak. Bak görüyor musun? Galiba de küt küt atıyor. Kucakladı beni, bir yerimi götürecek gidi. Yürü. Artık aşağıdaki işimiz bitti. Böyle tamam. Hadi çık da. Kaçırmıyor. Kulakları kat engele. Ekmek var. Yersin tamam mı? Bak maman da var. Sütüm de orada var. Ondan sonra suyu da oradan soluktan içiyor. Hadi Allah'a emanet. Allah. Hayır hayır. Hadi kapılar kapılar, lambalar, hadi Allah'a emanet. Yordum, çikolatalar nerede ki? Evet, köpekler korksun, kaçsın diye torpil atacağız. Zaten bir zararı yok, sadece ses çıkarıyor. Köpekler de ürküp gidiyorlar. İşte şimdi otlar gider. En azından dağılsınlar böyle. Pek de faydası olmadı ya. Hatta hiç faydası olmadı şu an. Torpil katif gitti. Evet. Gidiyorlar. Bizim köpek de yazık, bunları gördükçe sürekli bağırıyor. Gelin bir daha ya. Annem de orada bekliyor. Gittiler. Bu tarafta dolaşmasınlar. Aşağıdaki işleri bitirdik. Kedimizi, köpeğimizi kattık. Karnesi neymiş gibi, ben Rıfkı diye, Rıfkı diye seslendim diyeceydim. Minnoş diye bağırdım. Gel pis pis diye, Rıfkı'yı görmedin mi?
Minnoş geldi mi? Gelmedi. Hadi o Ermengil'e gidebilir de. Ama Rıfkı ne bileyim ben sabahla bir dünya kedi olduğundan hiç fark etmedim yani. İnşallah bir şey olmamıştır. Hani duymadık da yol yolakta böyle kedi, araba falan kedi çarptığını duyuluyordu. İnşallah çıkar gelir geri. Dün andık durduk Rıfkı 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 dedik durduk gece. Kedilerden bahsedince. Buna malları emmeden börtürttüydüm. Şöyle. Dur o şimdi dursun öyle. 3 yıldır kanalımızda ilk defa bizim böyle brokoli yiyeceğimizi göreceksiniz. Ama bir kere pişir dedim yaptıydım. Birinde de aldım. Çikin oldu atıverdim. Ev halkı pek tutmuyor. Geçen gün de Nazan'a misafir gelince yapmış. Hoşuma gitti. Ama çiçeği daha çok seviyoruz. Ben bir kere bunu aldım kızarttım. Kızarmıyormuş meğersem bu yumurtayı bile tutmuyor. Tadını alamadım. Genellikle bunun havuçlu salatasını yapıyorlar işte. Şöyle sarımsağı da doğrayayım. Bolca zeytinyağına kattım. Şöyle limonumuzu da sıkam içine. Nazan'a bak o gün limon sıkmayı unutmuş değil mi? Evet. Limon yoktu. Şöyle büyük olanlara ikiye böleceğim. Çok da fazla iyicelem erimiş zaten. Haşlar kanı bayağı çoktu bu. Bir tane zaten küçücük bir şeydi anne. Geldim. Buna şey diyorlar ya küçük ne? Ağaç. Öyle mi? Evet, gerçekten de öyle. Bakalım abi yiyecek mi? Şöyle tabağımızda koyalım. Ekşilice bol sarımsakla. O belki dışarı gezmeye giderim diye. Belki yemez sarımsak var diye içinde. Şunu da sıkan. Daha mercimek yemeğimizi açmadık. Yani düdüklüyor. Şöyle yerimizi alalım. Eşim yolda onun için 3 kaşık, 3 çatal, bir tane çatal. Ondan sonra salatamızı koyan Burak içerisine yeşilliğimizi şuradan da 2-3 pırasa, karabiberimizi, tuzumuzu koyalım. Tabaklardan da şunlardan koymak istiyorum. Nedense bunlar da yemek yemeyi çok seviyorum. Böyle tanaka insanın daha çok iştahı açıyor. Bunları da merkezine koyalım kardelen. Şunu da yumuşak katalım. Bu tabaklar bana göre içine ne girerse onun böyle rengini, güzelliğini ortaya çıkarıyormuş gibi oluyor. Bence öyle. Lezzeti güzel oluyor. Yani sana kapan doğru. Yani çoğu kişi illa portföyün olacak diyor. Çoğu kişi bunlardan olacak deniliyor. Kardelen bunu burada durdurtturmuyor. Dün de yukarıdan kattı geldi dedim. Az katmışım. Öşenmeden mecbur çatıya çıktı geldi. Şöyle en çok bunu daha çok seviyorum ya. İnsanın iştahını açıyor sana kapı yirkine. Her günümüzde gösteren bir yoğurdu da katı. Ay bileyim. Kara ekmeği yedikten sonra ben alacağım koydum aklına. Ya kremleri. Bir yerde ben de randevu diyeceksin sandım. Hayır şurası çok kötü dürtüyor onun için. Şeyimi de takayım ben. Bilek korsası vardı ya benim. Hatırladım. Onu da mecbur takmam lazım. Yaz günü olsa iyi olurdu da. Şimdi gazan içinde denk gele gelmez sıra sırmaz hesabı. İnşallah mercimeğimiz de özleşmiştir. Yoğurt. Evet dur onu da katarım birazdan. Şunu yoğurt katalım şu kepçeğine. Bismillahirrahmanirrahim. Çok
Çok bu yuva valla fazla özleşmemiş. Aslında ne bir güzel bir. Valla bu hoşuma gitmedi mercimek benim. 2-3 yuvaya şeydi veren ben kargalarım. İşte mi kaçırdı? He, azıcık tıkırda da veren şurada. Hemen. Her zamanki bir sandalyeye çarptım. Karnen sen oradan kaç şey. Ben 2-3 hemen el şerbatı veren içine. Poşetin içindeydi ama. Bakın özleşmedi diye. Çünkü kısık ateşte koydum malları enince. Normal diş böyle olmazdı, ne olur can kurutlarımız. Şöyle azıcık erişteden katıveririz. Azıcık bu şekilde kaynadım o. Özleşsin. Küçük çocuk yok. İlla acıktım diyecek. Yarın sonra geçeceğiz. Bak anne kusun yoğurdu da çiçeğe. Bakın arkadaşlarım yakından gösterem. Demin nasıldı? Pek özleşmemiş. Biraz dakikasını erken kaynatmışız. Hiçbir zaman için çareler tükenmez. Ne yaptım? İçine erişte kattım. Tüpte azıcık 5-10 dakika kaynattım. Özleşti. Eriştemiz içinde pişti. Bu arada ben ilaçlama baktım. Sonra içine karıştıracağım. Bakalım tarihe geçenlere. Bakacağım inşallah içinden de kremimi bulurum. Çünkü doktora gitmesine gideceğim. Karden randevu alacak. Hemen hemen de 2-3 günü yakına da vermiyorlar. Bir haftaya anca veriyorlar. Benim biraz da sorumsuzluğumdan dolayı kanıtlanıyor bu işte. Baştan aldırsam bir şey yok da iyi geçer geçer diyorum kendimce. O da geçmiyor. Şöyle dibinden karıştıralım. Ailece bu mercimek yemeğini seviyoruz. Yalan değil. Dünde misafirlerimiz olduğundan sehpaları değiştirdik. Burada kendimiz kardeşlik oturduk. Yedik içtik. Erkekler de o tarafta oturdular. Onlar çayını içtiler. Tabaktaki belki ne diyeceğiniz yazın böyle kendim kuruttuğum meyveler var ya. Sürprizden çıkardım. Bir kasenin içine hepsinden karıştırdım. Elmasından, armudundan da. Ama bunun içinde ne kalmış? Tabii ki ben öğlenle bir ara gidelim. İki çeşit erik kalmış. Erik kalmış iki çeşit. Bir tane de elma. Ama çok beğendiler. En lezzetli erik bu kardalar. Bence Merci diğeri. Bak. Mürdüm eriği daha güzel geldi bana. Öyle mi sana mı? Ama ben bunu daha çok sevdim. Böyle sivri eriye. Güzel bir şey oldu. Akşamleyin değişik oldu. Yani çerezin yanında. Şunu söyleyeceğim. Tabii hı. Aranızda kurutanlar da vardır. Elmanın tadı elma gibi olmuyor ama şeftali kurusun tadı sanki böyle yazın şeftali yeriz ya aynı onun gibi lezzeti vardı. İçinde var mı? Ben yemedim. Dün ben yedim. Şeftalileri bitirdim. Yoktur. Hatta Kazma abim de sordu. Teyze bulmuş. Nazmi teyze mi sordu? Şeftali mi diye. Güzel olmuş tadı diye. Şeftali vardı. Armut vardı. İki çeşit erik vardı. Elma vardı değil mi? Dün de yemekte makarnamızdan. Ondan sonra kıyma kavurduk. O vardı. Şöyle makarnamızdan da kaldı. Şimdi şöyle ortaya koyalım. Artık şunu şöyle kendim yanıma koyayım. Bu arada batırı yazdım. Artık burada da videoyu sonlandıralım. Videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.